Geçen de bir kardeşimiz geldi. Dedi ki hocam bir sıkıntım var dedi. Dedim nasıl yardımcı olabilirim? Ya dedi biz dedi hanımla dedi tartışık. Dedim birden sinirlendim dedi. 3'ten 9'a şöyle dedim dedi. Dedim yaş kaç? 80 küsür. Yani 80 küsür senin durumu idare ediyorsun da. İşin sonuna geldin. Kızdım, sinirlendim, şöyle yaptım. Şimdi sonuçta bu senin eşindir. Sana 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene eşlik yapmıştır. Arada sıkıntı olmayacak mı? Tartışma olmayacak mı? Tartışma da olabilir. Tartışma olduğu zaman can kurtaran simidi gibi hemen elindeki silaha yapışmayacaksın. Vurdum seni, vururum seni. Nedir o? Bir kadına silah sıkmaktan daha kötü bir şeydir boşadım seni ifadesini kullanmak. Boşadım seni dersen ağzından bu kelime çıktı mı bir daha geriye gelmez. Ondan sonra dolaşırsın. Hoca dolaşırsın. Müftülük muhtarlık dolaşırsın. Hocam çok sinirliydim de ben bunu söyledim. Zaten sinirliyken bu söylenir. Başka zaman söylenmez ki. Yani köfte yerken, döner döndürürken kimse hanımına sen boşsun demez ki. Baklava yerken kimse hanımına sen boşsun. Çok tatlıydı baklava. Seni de babanın evine gönderdim. Kimse demez ki. Sinirliyken bunları söylenir. İşte güzel ahlak dediğimiz nedir? Sinirli olduğu zaman sinirine malik olacaksın. Kızdırdıkları zaman ölçülü hareket edeceksin. Büyüklerine nasıl davranacağını bileceksin. Küçüklerine nasıl davranacağını bileceksin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi olmamız gerektiği gibi olmaya muvaffak eylesin.